Geçtiğimiz günlerde Ceyhan'da CHP'li Başkan Kadir Aydar görevden alınmıştı. Yerine de belediye başkanlığı için bir seçim yapılacaktı meclis üyeleri tarafından. Belediye meclis üyeleri tarafından yapılan seçimde Hülya Erdem 16 oy, Hakan Uçaral 12 oy, 3 oy da geçersiz sayılmış. İlk tur oylamada ise Hülya Erdem 17 oy, Hakan Uçaral 12 oy almış, 2 oy geçersiz olmuştu. Oylama sonuçlarına göre seçimi 18'e 12 oy ile kazanan Hülya Erdem Ceyhan Belediyesi'nin yeni belediye başkanı oldu. Biliyorsunuz mazbatanın iptal edilmesinin ardından Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar bir açıklama yapmıştı ve Millet İttifakı'nın güç birliğini artırdığını belirtmiş. Meclis üyeleri de milletin iradesine sahip çıkacak denilmişti. Bu olaydan sonra birlik ve beraberliğimiz daha çok artmıştır. Millet ittifak olarak bizler daha çok kenetlendik. Pazar günü bu birlikteliği tüm Ceyhan'a göstereceğiz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz hiç meraklanmasınlar. Bizler biriz ve beraberiz açıklamasında bulunmuştu Kadir Aydar. Bugünkü neticede Ceyhan Belediyesi'nin yeni belediye başkanı da seçilmiş oldu. Görüyorsunuz şu an yeni başkanla eski başkanın fotoğraflarını. Hülya Erdem artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan Belediye Başkanı oldu. Ceyhan'ın yeni belediye başkanı oldu. Aynı olay Yalova'da da olmuştu ama Yalova'da sonuç farklı oldu. CHP'li belediye AKP'ye geçmiş oldu. Nasıl oldu? Yalova'da çünkü meclis üyelerinin ağırlığı fazlaydı AKP MHP üyelerinin. Yalova Belediye Başkanı görevden alındı. Orada bir seçim yapıldı ve o seçim neticesinde belediye meclis üyelerinin oylarıyla AKP'li bir isim belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. O olay da kapandı gitti. Hiç de gündeme gelmedi. Aynı olay Ceyhan'da da olabilirdi. Meclis üyesi sayısı AKP ve MHP'nin fazla olsaydı. Yani Ceyhan halkı CHP'ye oy vermişti ama AKP'li bir başkan tarafından yönetilebilirdi. Olmadı çünkü meclis üyelerinin sayısı fazlaydı. Millet İttifakı güç birliği sergiledi ve sonuç olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış oldu Ceyhan Belediyesi.